Hay be. Benenjiyom ön lobe yerleşmiş. Tek bir çekirdekten bütün beyine yayılıyor. Üstün analiz yeteneği ve hafızasının nedeni bu. Korkunç hızlı düşünüyor. Tümör sinir hücrelerine sinaps artışı. Sinir iletim hızı arttığı için sanki bir... Reaktör çalışıyor kafasının içinde. Evet, fazla çalıştığı için epilepsi nöbetine sebep oluyor. Bu gerçekten inanılmaz. Hepsini alırım ben bunu. Ama hepsini alırsanız Bayram eski zekasına göre döner. Yani IQ'su 68 olur. Ya da hiçbir şey yapmayız. Ve tümör onu öldürür. Sence hangisi? Hiç mi üzülmüyorsunuz Bayram'a? Tabii ki üzülüyorum. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Siz üzülmüyorsunuz. Siz tümörün peşindesiniz. O yüzden bu kadar ilgilisiniz. Bu tümörden neler öğrenebileceğimizin farkında mısın sen? Ha? Bayram zeka engelli. Beyni tümörün hızını yetişemediği için epilepsi krizi geçiriyor. Bunun küçücük bir parçasının sende olduğunu düşünsene. Dünyayı değiştirdin. Bırakın şimdi tümörü. Bayram'ın zekası değişmiş olabilir ama duyguları aynı. Nasıl bu kadar kalpsiz olabilirsiniz siz? İndir o sesini. Ferman yok senin karşında. Hastayla niye ilgilendiğim seni ilgilendirmez. Yürü. Ameliyata ikna edeceğiz hastayı. İki ayım kaldı değil mi? Anne, toparlan gidiyoruz. Oğlum. Şu an alırım bak velayetimi senden. Bayram yapma bak, tümör çok hızlı büyüyor. Epilepsi nöbetlerin sıklaşacak. Tümör beyin basıncını arttırarak hernileşecek. Sonra bir anda... Solunumum ya da kalbim duracak biliyorum. Olsun. İki ay yeter bana. Teşekkürler. İyi günler. Bayram, lütfen. Lütfen. Herkesten çok senin anlamanı beklerdim. Sen benim eski ve yeni halimin bir çeşit karışımı gibisin Ali Vefa. Bayram, gidersen ölebilirsin. Sen yaşayabilir miydin yeteneğin olmadan? Geri dönmeyeceğim eski halime. Ucunda ne olursa olsun. Oldu. İyi günler. Bayram, bayram, lütfen dur. Lütfen. Tamam. Madem bana yetenek dedin. Tamam, bana bir gece izin ver. Belki bir şey bulurum. Lütfen bir gece izin ver. Hadi. Sabah 8'e 8:00'a kadar vaktim var.